ve İsrail. Aslında iki adres var. Bir Fransa, iki İsrail. Hatta Almanya'da da hareketlilik var. Ancak bu kadar büyümüş değil. İsrail'de protestolar büyüyor. Nedeni neymiş? Sözcü TV Haber Merkezi sizler için hazırladı. İsrail'de tansiyon düşmüyor. Savunma Bakanı görevden alındı. Sokaklar daha da karıştı. İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. Savunma Bakanı Yoav Gallant düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunmuştu. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından görevden alındı. Bu karar yüz binlerce İsrailliyi sokaklara döktü. Protestocular ellerinde İsrail bayraklarıyla Netanyahu'ya seslendi. Bibi istifa et sloganları atıldı. Kentin ana arteri Ayalon otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Öfkeli grup yolda ateş yaktı. Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunda da çok sayıda kişi toplandı. Şiddetli protestolarda polis ve göstericiler arasındaki gerilim arttı. İki taraf arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere tazikli suyla müdahale etti. Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu bir haber paylaştı. Parlamento Yasa Komisyonu kanun için oylama yapılmaması kararını aldı. Yoğun protestoların ardından bu kararın gelmesi ise dikkat çekti. Ülkede karışıklık devam ederken bir istifa haberi daha geldi. İsrail'in New York Başkonsolosu Asaf Zamir, Savunma Bakanı'nın görevden alınması üzerine istifa etti. Ayrıca İsrail üniversiteleri de süresiz grev kararı aldı. Üniversitelerin rektör ve yönetimleri ortak yazılı açıklama yayımladı. Tüm dersler ve bilimsel araştırmalar durduruldu. Açıklamada başbakan ve koalisyon üyelerini yasa tasarısını derhal durdurmaya çağırıyoruz ifadelerine yer verildi. Yargı reformu planını 5 Ocak'ta Adalet Bakanı Yariv Levin duyurmuştu. Reform Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırması, hakimlerin seçim üzerindeki etkisini azaltmasıyla tepki çekti. Tüm bunlar hükümetle İsrail yargısının arasında gerilime yol açmıştı. Ve son adresimiz Fransa. Fransa'da farklı. Binler, on binler öyle hesaplanmıyor durum. Milyonlar sokakta. Üstelik epey de uzun zaman oldu. Emeklilik reformu ısrarı. Neden vazgeçilmiyor? Neden oluyor tüm bunlar? Neden milyonlar hala sokakta büyük bir hassasiyet ve iradeyle itiraz ortaya konuyor? Fransa sokaklarında neler olup bittiğine dünyadan haberimiz olsun diye gidiyoruz. Fransa'da emeklilik yasasını protestolar devam ediyor. Protestolara bir de çevrecilerin gösterileri eklendi. Fransa'da binlerce çevreci yapay su havzaları inşaatı projesine karşı protesto gösterileri düzenledi. Güvenlik müşteri ve çevreciler arasında arbede yaşandı. Çok sayıda jandarma aracı ateşe verildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, protestoda jandarma ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalara ilişkin basına açıklama yaptı. Darmanin, radikal eylemcilerin çok sayıda jandarma aracını ateşe verdiğini ve jandarmalara molotof kokteyli, maytap, bıçak gibi cisimler fırlatıldığını belirtti. Jandarmaların ise çok sayıda plastik el bombasıyla eylemcilere karşılık verdiğini ifadelerine ekledi. 30 binden fazla kişinin katıldığı gösteride 3'ü ağır, yaklaşık 200 kişi yaralandı. Şimdi efendim sizlerden gelen soruları da görüyorum. Türkiye adına çıkarımlar yapanlar da var. Dünyanın neden konuştuğuna odaklanacağız. Uluslararası ilişkiler hususunda, dış politika hususunda birçok kez görüşlerine başvurduğumuz Profesör Doktor İlhan Uzger hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Neler oluyor? Dünya neden Fransa ve İsrail'i konuşuyor? Şimdi sokaklarda yükselen öfke, bir tarafta yargı, bir tarafta emeklilik reformu var. Nasıl sonuçlar çıkartılmalı bu durumdan Fransa ve İsrail sokaklarından? Valla yeni bir şey değil aslında. Bunu biz daha yoğun bir şekilde ve daha geniş bir perspektifte
2019 aralığında yaşadık. Yani bütün dünyada Amerika'dan başlayarak Fransa'da o dönemde sarı yelekliler vardı. Bütün neredeyse evet. Balkan ülkeleri, Orta Doğu'da Irak, Lübnan, Pakistan, Hong Kong, bir tek Türkiye burada şey olmadı, yer almadı. Yani Türkiye'yi atlayarak gitti bu protesto dalgası. Fakat Covid'le o biraz sönümlendi. Yani sokağa çıkma problemli hale geldiği için. Şimdi şu anda da mesela işte Amerika'da da var aslında, daha yerel grevler var. Almanya'da biliyorsunuz yarın bütün ulaşım, yani havaalanları, metro, hepsi, tren, otobüs hayat duracak. Şimdi dünyada genel bir sorun var. Bu sorunun adını biliyoruz aslında bakarsanız. Yani bütün dünyada gelir dağılımının bozulması, buna eşlik eden sağ popülist, daha otoriter rejimlerin iktidarı ele geçirmesi, hukuktan uzaklaşması. Yani bir taraftan ekonomik sıkıntılar var. Yani Fransa'da bunu çok net görüyoruz. Avrupa'da da var. Orta sınıfların şikayetleri var. Gelir düzeyleri artmıyor. Hatta kayıpları var yıllar içinde. Gelir adaletsizliği bozuldu dünyada. Şeydeki, İsrail'deki de yine işte bir sürü yerde gördüğümüz, Brezilya'da, Polonya'da, Sırbistan'da, atlamayalım tabii Türkiye'de, Filipinler'de bu sağ popülist otoriter liderlere yönelik tepkiler var. Bu ikisi birleşince hani dünyada böyle hakikaten geniş kapsamlı toplumsal hareketler, protesto dalgaları görüyoruz. Bizde bu en son aslına bakarsanız erken oldu. Gezi'de yaşandı bu. Yani işte otoriterleşen bir iktidara karşı toplum bir demokratik tepki koydu ortaya. Bu başka ülkelerde zaman zaman tekrar gündeme geldi ama hükümet sokağa çıkmanın maliyetini o kadar yükseltti ki. Yani 30 tane insan çıksa 300 tane polis tepesinde jopla şeyle, biber gazıyla. O yüzden de Türkiye'de bu zorlaşmaya başladı. Ama dünyada bu huzursuzluğu, yani bir taraftan gelir dağılımı bozukluğu, bir taraftan eriyen maaşlar, gelirler, yüksek enflasyon. Tabii ki insanlar tepkilerini sokağa çıkarak koyuyorlar ve biz bu dönemi yaşıyoruz. Türkiye'de bu iş seçime kaldı doğrusunu isterseniz. Yani seçimle bu şey düzen biraz değişir diye bekliyor insanlar. O yüzden hani sokağa çıkmak yerine tepkilerini sandıkta gösterecekler. Aynı zamanda Türkiye'de özellikle Millet İttifakı yönüyle baktığımızda ya da diğer siyasi muhalefet partilerine baktığımızda da olası bir protesto hareketliliğinden mevcut iktidarın güç ve fayda sağlayacağına dönüş bir görüş de hakim. Özellikle son yıllardaki seçim tablosunda da bu çıkarımı yapanlar hali ağırlıkta. Değerli hocam, bir de Trump meselesi var. Yine deyim yerindeyse ortaya çıktı. Yine bir şeyler deneyecek ama ne deneyecek? Teksas'taki büyük miting ilk büyük mitingiydi. Şimdi ne olacak? Trump ne isim geliyor dünyada? Neden tekrar dönmek istiyor? Hem Amerika Birleşik Devletleri açısından ama hem de bizi de dahil ederek dünya açısından bir okuma yapmanızı rica edeyim. Ne isim gelerek, neyi deneyecek tekrar Trump? Şimdi Trump dünyada bu 2010'larda başlayan ama 2000 ortalarından itibaren hız kazanan bir sağ popülist dalganın en önemli aktörlerinden biri haline geldi. Ve onun zamanında da sağ otoriter liderler güçlendi. Çünkü Trump açıkça söyledi. Ben güçlü liderleri seviyorum dedi. Mesela en sevdikleri arasında Mısır'ın işte darbeyle iktidara gelmiş sonraki seçimleri de biliyorsunuz işte onların aslında ne kadar seçim denirse kazanmış Sisi, Mısır'ın el Sisi'sini beğeniyordu Trump. O benim gözde diktatörüm diyordu. Trump Erdoğan'ı da beğeniyordu. Trump evet. Hindistan'da Modi'yi de Brezilya'da Bolsonaro. Bunlar hep aynı tip insanlar. Hep aynı tip liderler. Yani tarzları da aynı. Yani ülkenin koşulları, tarihi, dokusu, sosyolojisine göre farklılıklar oluyor ama esas şeyleri, yani temsil ettikleri ideoloji, değerler aşağı yukarı birbirine benziyor. Mesela şu an değinemedik çok fazla. İsrail'de en önemli yani tartışma konusu, insanları sokağa döken şey Netanyahu'nun bu dalganın bir parçasıdır o da. İkinciye tekrar başbakan oldu. Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini kısıtlamaya çalışması. Çünkü hemen Anayasa Mahkemesi'ne saldırırlar. Trump da onu yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin kendisine yakın dünya görüşünde
şey atadı, yargıç atadı. İki tane onun zamanında denge bozuldu. Hep Amerika'da bu denge gözetilirdi. Hala değerli hocam, şimdi bir ara soru lazım o halde bu yorumunuza. Hala karşılık bulabilmesinin ya da bulabilmelerinin izahı nedir peki? Az önce söylediğim gibi yani bütün dünyada yaşanan, bu bize özgü değil, yani İsrail'e de özgü değil, Brezilya, bütün dünyada bu yaşanıyor. Trump bunun altında da, evet, bunun altında yatan birkaç tane temel sebep var. Bir, toplumlar, orta sınıflar zayıflamaya başladı. Hoşnutsuzluk var bütün dünyada. İkincisi, sağ siyaset bazı ucuz söylemleri keşfetti. Bunların medya aracılığıyla, medya kontrolü vesaire aracılığıyla kitleleri mobilize edebileceklerini, yani toplumsal değerler üzerinden, işte bu milliyet, çoğunlukla milliyetçilik oluyor. Bir düşman buluyor hepsi. İşte Trump Müslümanlar dedi, Latinler dedi, Hindistan'da Modi Müslümanlar üzerinden gidiyor. Keşmir sorununu kaşıyor falan. Yani aşağı yukarı hepsi işte Netanyahu, Filistin karşıtı politikaları güçlendirdi. Dolayısıyla bunun zemini var zaten ve orayı işleyebiliyorsunuz. Bu bizde de bunun zemini var. Yani biraz zorlasanız oradan epey yol alabilir. Böyle küçük partiler de kuruldu biliyorsunuz. Yani dünyada böyle ve birbirlerinden de öğreniyorlar. Yani dünya sistemi böyledir. Yani mesela 1960'ların sonunda bütün dünyada sol bir dalga vardır. Yani günümüzde de 2010'lardan itibaren sağ bir dalga var. Yani toplumsal rahatsızlıkları sistem sağ siyaset içinde eritmeye çalışıyor. Yani kibar olarak söyleyeyim ve hani bu böyle çok derin, uzun bir tartışmanın konusudur. Hani sizin programınızda çok kısaca toparlamaya çalışıyorum. Bu toplumsal rahatsızlıkları otoriter, fırsatçı liderler siyasi kazancı çevirmeye çalışıyorlar. Dünyanın her yerinde diyeyim. Değerli hocam, teşekkür ediyorum. Bakalım bu mitingler ilk büyük mitingiydi gerçi ama devamında o kimi zaman provokatif olarak adlandırılan hangi çıkışlara imza atacak, bir haberci olarak bu gözle de takip etmeye devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun değerli hocam. Uluslararası ilişkiler uzmanı.